Tabii Türkiye'nin yaklaşımı bir kere öncelikle ateşkeşin sağlanması ve orada hem göç hem de sivil katliamın olmamasını sağlamak. Bunun önemi şurada, eğer toptan bir kapsamlı bir operasyon yapılırsa bu muhalifleri de içerecek ve hatta muhaliflerin HTŞ ile beraber savaşması söz konusu olabilir. Dolayısıyla muhaliflerin toptan tasfiye edildiği bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu da siyasi süreci bitirmek demek, Astana sürecinde bitirmek demek, Cenevre sürecinde bitirmek demek, ılımlı muhaliflerin temsilcisinin olmadığı bir Suriye denklemi üretmek demek. Türkiye buna baştan beri karşı çıkıyor ve dolayısıyla Esed'i problematize ederek aslında siyasi sürecin, Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve bu gibi konuların ne kadar önemli olduğunu gündeme getiriyor. Biz baştan beri Suriye'de bir çözüme ulaşmak için ılımlı muhaliflerin bu süreçte olması gerektiğini vurguladık. Aslında bu vurgu hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya Suriye'nin geleceğini bir siyasi çözümle neticelendirme konusunda bir imkan sağlıyor. Ama ne yazık ki Amerika bu konuda biliyorsunuz çok kötü bir performans sergiledi. Önce muhalifleri desteklediğini gösterdi fakat sonrasında tümüyle çekildi. Avrupa ise sadece mülteci ve yabancı savaşçılar üzerinden bir gündem yürüttü. Bugün ılımlı muhalifleri bu anlamda destekleyen Türkiye var. Türkiye'nin bu diplomasi hatayla aslında İdlib üzerinden Suriye'nin geleceğini bir siyasi çözümle kurmamız gerekir gündemi oluşturduğunu görüyoruz. Umalım ki buna başta Avrupa olmak üzere, ki Avrupa ile olan son yakınlaşma da buna katkı sağlıyor. Türkiye'nin müttefikliği, Türkiye'nin ortak dertleri koruduğu, yani mültecilerin önünde, Avrupa'ya gitmelerin önünde Türkiye'nin durduğu görülerek Türkiye'nin meselelerine katkı sağlansın, Suriye'nin geleceğine katkı sağlansın. Hı hı.